Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün size Türkiye'nin en güzel plajlarından biri, en güzel renge sahip plajlarından biri olan Kaputaş'ı tanıtmak istedik. Biraz konsept dışı olacak ama bu güzel yeri görmenizi istedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi mavinin en harika tonları burada arkadaşlar. Gelenler bilir. Gerçekten çok süper bir plaj. Kum, altın sarısı bir kumu var. Şu an belki buradan fazla belli olmuyordur ama yanına gittiğinizde bunu da anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan iniş yapılıyor. Merdivenleri gördüğünüz gibi bayağı biraz fazla. 180 basamak falan olduğu söyleniyor arkadaşlar. Böyle bir yer. Gerçekten doğa harikası. Şu anda doluluk oranı yarı yarıya. Ama yazın burada bu araçların olduğu yerde yer bulamıyorsunuz arkadaşlar. Plaja giriş ücretsiz, halk plajıdır. Şezlong ve şemsiye tabii ki ücretli arkadaşlar. Şurada bir nokta var, orayı göstermek istiyorum size. Orada genelde insanlar fotoğraf çekiliyor düşmeden. Şuradan bir çıkayım arkadaşlar. Daha net göstermek için. Evet, şurada herkes genelde düğün vesaire, gelen turistler, ziyaretçiler şu köşede fotoğraf çekiliyor. Çok güzel bir ambiyansı var. Bakın orada da arkadaşlar fotoğraf çekiliyor şu anda. Evet. Su hızlı derinleşiyor. İlk başlarda sığ ama bir anda derinleşiyor. Bunu da belirtmekte fayda var bence. Çiçekleriyle gerçekten güzel bir yer. Bakın daha arkadaşlar, bu taşlar gelmese gerçekten çok güzel olacak. Buranın yapımında 4 işçi maalesef hayatını kaybetmiş arkadaşlar. Çok sarp bir yer. Bir kanyon burası. Yani dağın zamanında akarsular tarafından, şu anda hala akıyor akarsu, ayrılması sonucunda oluşmuş. Şöyle şu tarafa doğru gidebilirsem kanyonu size göstereceğim. Burası otopark. İleri doğru, arkaya doğru gidiyor arkadaşlar. Yazın yer bulmak çok zor. Şu an buluyoruz. Evet, şöyle bu açıdan da bir kez daha göstermiş olayım. Yani benim gittiğim plajlar içerisinde böyle renkte bir plaj görmedim. Gerçekten mavinin harika bir tonu. Evet. Kanyona doğru gidiyoruz arkadaşlar şu an. Bayrağımız da burada dalgalanıyor. Kaş Belediyesi'nde bayrağı var. Şu tesis belediyeye ait. Fakat inanılmaz pahalı arkadaşlar. Dışarıdan gelecekler için söylüyorum. Yani bir su 15-20 lira falan. Dışarıdan getirirseniz içeceğinizi falan daha iyi olabilir sizin için. Tabii ki tercih meselesi. Yani bence kazıklıyorlar ama. Pahalı olması ayrı bir şey. Kazıklamak ayrı bir şey. Bu su yani sonuçta. Neyse, fazla uzatmadan kanyonu da göstereyim size. Dağ bu şekilde ta ileri doğru gidiyor. Burası Kalkan'a 5 dakika araçla. Kaş'a da 25 dakika yaklaşık. Bu bilgileri de vermiş olalım. Bizim yaptığımız villaya da 15 dakika falan arkadaşlar. Herkese hayırlı günler dilerim. Abone olun.